Evet gençler, yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Dark Orbit rehberimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda cephane türlerini anlatmıştım. Şimdi sırada roket türleri var. Roketlerden biraz sizlere bahsedeceğim. Öncelikle ilk başta alacağımız roketten bahsetmek istiyorum. R-310 kısa menzilli roket. Kısa menzilli roket diyor, her atışta azami 1000 hasar verir diyor. Menzili kısadır. Yani düşmana atmanız için yakın olmanız gerekmekte. Ve 1000 hasar vurursunuz. Bu benim size ilk tavsiye edeceğim roket. Kredi ile satılır. Bunu ne zamana kadar kullanacağız? Gemimizi değiştirene kadar, biraz az çok bir şeyler vurmaya başlayana kadar, daha doğrusu attığımız cephanenin fiyatını kestiğimiz düşmanlardan aldığımız para karşılayana kadar. Yani nedir? Ben düşmanı keserken 10.000 kredi harcıyorsam ama düşman bana 8.000 kredi veriyorsa, bana o zaman maliyetimi düşürmek zorundayım. Ne zaman ki attığım cephanenin maliyetini kestiğim büyük yaratıklar karşılamaya başlarsa, o zaman bu roketi bırakacağız. PLT 20-26 alacağız. Ama tekrar ediyorum, belli bir süre, zaten ben oynarken göreceksiniz ne zamana kadar kullandığımı. Belli bir süre R-310 şu kırmızı roketten alacaksınız. Her seferinde size 100 tane almanızı tavsiye ederim. Şimdilik böyle 10.000 10.000 ya da 1000 tane alıp 100.000 kredi verip bir süre rahat edebilirsiniz. O size bağlı. Dediğim gibi bir süre bunu kullanıyoruz. Gemimiz biraz geliştikten sonra 500 krediye satılan, yani diğerinden 5 kat daha pahalı olan PLT 2026 orta menzilli roket var. Her atışta azami 2000 hasar veriyor. Diğer roketten 2 kat daha fazla hasar veriyor ve menzili diğerinden daha uzun, yani yaklaşmaya gerek duymadan biraz daha uzaktan atabiliyoruz. Dediğim gibi güçlü yaratıklar kesmeye başladıkça, rahat para kastıkça artık bu roketi alacağız. Bundan da ben her seferinde genelde 1000 ya da 2000 tane alırım. Ki şu an alamıyorum para yetmediği için. Kullanacağımız roketler bunlar. Bunları normal lazer saldırısının yanında tek tek attığımız roket olarak kullanıyoruz. Onun dışında benim para harcamaya şey yapmadığım rokete geçelim. Uzun menzilli roket PLT 3030. 6000 hasar vurabiliyor. Yani şunun 3 katı kadar hasar vuruyor. Fakat isabet oranı az. Ne demek? Roketinizi attığınız zaman hiç hasar vurmayabilir, mis geçebilir demek. Bunu da teknoloji fabrikasından teknoloji yaparak, isabet oranını arttırarak kullanın diyorlar. Yani anlayacağınız, bu roketi savaş dışında kasılırken kullanmanın hiçbir mantığı yok. Bunu da yine biriktirebilirsiniz. Biriksin, savaş durumunda teknolojiyi basıp isabetini arttırıp kullanırsınız. Ama kesinlikle kasılırken kullanacak roket diye tekrar ediyorum. İlk başta kasılırken bu. Belli bir süre sonra kasılırken bunu kullanacağız. Onun dışında illa elit roket kullanacaksak savaşırken ve teknolojimiz yoksa bunun isabetini arttıracak, ona alternatif olan 4000 hasar veren PLT 2021 var. Ben genelde savaşırken, bende normalde bu roket olur, bunu kullanırım. Düşmanla savaşırken de roketimi buna geçiririm, bunu atarım. Kasılırken kesinlikle kullanmam. Niye? Uridum'a satılır. Uridum harcamamak için. Ama savaşırken bunu kullanmaktan da çekinmem. Bu da öyle bir roket. 4000 hasar var bu roketinde. Onun dışında normal hasarların dışında özel yetenekli olan roketler var. Tanesi 500 uridum, bak. Tanesi 500 uridum. Ne demek biliyor musunuz abi? Sadece bir tanesi. Yavaşlatma roketi. Hedefi vurduğu zaman hedef 5 saniye boyunca %30 yavaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Düşmandan kaçıyorsunuzdur. Patlamak istemiyorsunuz, ölmek istemiyorsunuz. Düşmanı atarsınız, düşman yavaşlar. Siz de basıp gidersiniz, düşmandan kaçarsınız. Yani bu savaşırken falan kullanacak bir şey değil. Bu tek atımlık bir şey. Bunu atıp kaçma, bunu şey gibi, sıçra vardır ya LoL'de. Onun gibi düşünebilirsiniz abi. Kaçmanızı kolaylaştıran bir şey. Yani buna da para vermeye taraftar değilim. Alacaksan zaten bir tane iki tane alırsın. Öyle 1000 tane alacak halin yok ya bundan. Diğer bir roketimiz plazma yarıcı, düşmanın hedefi vurma olasılığını 5 saniyenin %40 azaltır. Düşmanla savaşıyorsunuz. İki geminin de canı, atıyorum, 300 bin, tamam mı? Benim gemide 300 bin canı var. Adamın gemisinde 300 bin canı var.
İkimiz de 10.000 vuruyoruz, tamam mı? 10.000 vurmak ne demek? 30 atış sonra ikimizden biri ölecek demek. Ben bunu adama atarım. Adamın hedefi vurma olasılığı azalır. Bu sefer bana 10.000 vuramaz. Misklik atar. Lazer boş geçer. Bu sefer ben ondan önde olmuş olurum. Bana daha çok hasar vurmuş olurum. O benden önce patlar ve savaşı ben kazanırım. Bu da dediğim gibi taktiksel bir rokettir. Savaşlarda hani zaten bundan da alacaksanız 5 tane 10 tane alırsınız. Savaşlarda üstünlük sağlamak için kullanabilirsiniz. Onun dışında burada olmayan, şu an aklımda olan iki tane daha roket var. Bir tanesi yılbaşında gelen dondurma roketi. Rakibe attığınız zaman rakip birkaç saniyeliğine olduğu yerde donup kalıyor. Bildiğin donuyor yani, yavaşlamıyor. Direkt stun gibi düşünün bunu. Donup kalır. O da şu an dükkanda satılmıyor zaten. Sınırlı zamanlarda geliyor. Diğer rokette Cadılar Bayramı'nda gelen şekil değiştirme roketi. Hiçbir özelliği yoktur. Ne hasar vurur, ne kalkan emer. Hiçbir şey yapmaz. Tek yaptığı şey, rakibin gemisi mesela, bizimki Liberator burada gözüküyor, bana bir atar, rastgele benim gemim farklı bir şeye dönüşür. Ama sadece görüntü olarak özellikleri aynı kalır. Yani troll amaçlı olan bir rokettir. Tek de roketler bu şekilde. Peki bunların dışında ne var? Bir de bizim roket atarımız var. Daha önce size hiç roket atardan bahsetmedim. Nedir bu roket atar? Füzelerimizi tek tek atıyoruz, roketlerimizi. Ama roket atar aldığımız zaman tek füze atmanın yanında bir de üçlü ya da beşli şekilde, şöyle size göstereyim roket atarları silahlardan. Şu anda iki çeşit roket atarımız var. Biri Hellstrom roket atar, üçlü roket aynı anda atar. Biri de Hellstrom roket atar 2. 5'li roket atar. Bunların cephaneleri farklıdır. Normal roketleri bunları kullanamazsınız. Normal roket atarken aynı zamanda 5 tane roketi birden adama böyle yolladığınızı düşünün. Bunlar olmazsa olmaz. İlerleyen zamanlarda gemilerimize bunlardan alacağız zaten. Onun cephanesi olarak genelde Eco 10 kullanılır ve Eco 10 zaten kullanmalısınız. 1500 krediye satılır. Bundan 5 tane attığınız zaman, 5'li attığınız zaman ortalama 8 ila 10 bin arası roket atarınızın levelline bağlı olarak bir hasar vurursunuz. Ben asıl çarımda 12 bin 14 o civarda bir şey vuruyorum galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi bir hasar vurabilirsiniz bunlardan. Ama dediğim gibi bunlar tanesi bak 1500 kredi, bunlar çok pahalı roketler. 5 tane attığın zaman 7500 para harcamış olursun. O yüzden bunları dediğim gibi parasını çıkartabileceğiniz yaratıkları keserken kullanacağız. Bu bizim hasar vururken kullanacağımız kredi roketimiz. Bu da kalkan emen. Nasıl cephanelerde anlatmışım ya, rakibin kalkanını emiyor. Bu da kalkan emen roket. Bunu da roket atarla atıyoruz. Bu da rakibin kalkanını aynı o lazer gibi emiyor. İşin güzel tarafı bunun krediyle satılıyor olması. Yani lazere uridumluydu ama bu krediyle bunu alıp savaştığımız şeyin kalkanını çekebiliriz. Bunlar zaten roket atar nasıl kullanılır videosunda anlatacağım. Bunların bir de elitleri var. Olmazsa olmaz zaten. Eco 10'un elit roketi Hellstorm pardon, roketidir. Eco'dan daha fazla vurur. Tam hasarını hatırlamıyorum. Burada da yazmamışlar. Fiyat 25 uridumdur. Almayız. Bunu hiç almayız. Bir de UBR 100 vardır. Çok ciddi bir hasar verir. Bak diyor ki uzaylılara karşı %80'e varan bir etkinlik artışı sağlar diyor. Bu çok ciddi bir rokettir. Genelde alacaksanız bundan depolayabilirsiniz. Savaşlar ve kötü anlar için, hani zor durumlar için alacaksınız, bundan depolayabilirsiniz. Aynı şekilde kalkan çeken roketin de elit versiyonu SAR-02'dir. Bunu da sadece savaşlarda düşman keserken kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bakın, cephane videosunda da anlattım. Kasılırken sadece kredi ile satılan cephaneleri kullanıyoruz. Diğerlerini kullanmıyoruz. Son olarak CBR roketimiz var. Bu da hem kalkan çeker hem de hasar verir. Yani şu cephaneler videosunda anlattım, şu topa benzer bir görev vardır. Ama fiyatı da yüksektir. Mecbur kalmadıkça almayız. Kasılırken
hayatta kullanmayız. Hani klan savaşı vardır. Harbiden kan davasına dönmüştür yani. O zaman alabilirsiniz. Dediğim gibi roketlerden kısa bir toparlamak gerekirse R310 ilk roketimiz, biraz geliştikten sonra PLT-2026 tek roketimiz bu şekilde. Roket atar cephanelerimiz ise normal keserken Eko 10, kalkan çekmemiz gerekirse SAR-01. Diğerlerine para harcamanızı önermiyorum zorunlu kalmadıktan sonra. Eğer uranyumla roket alacaksanız tavsiyem budur ki bunu almayın, bu galaksi kapılarından vesaire çıkıyor zaten. Roket atar alacaksanız da şu kırmızıyla bundan alabilirsiniz. Roketler bu kadar. Diğer bölümde mayınlardan sizlere bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar ve bay bay.